Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Çok kıymetli FM TV izleyenleri, yepyeni bir Özlenen Nesil programıyla karşınızdayız. Özlediğimiz neslin düzgün olması, yarınlarımızın güzel, aydınlık ve mutlu olabilmesi için gençliğimize muhtacız. Gençlik bizim her şeyimiz, davamızın en vazgeçilmez unsurudur. Gençlik gelecek demektir. Onlarsız bir milletin yarını yokluktan ibarettir. Bizi biz yapan değerlerimizi yaşatacak ve gelecek nesillere taşıyacak olan gençlerimizdir. Öyleyse her yönden kuvvetli olmalı gençliğimiz. Ahlakı temiz, yüreği cesaretli, kalbi iman dolu, azimli ve kararlı, bilgili ve aydınlık olmalı gençlerimiz. Seması kararmış, dünyanın ufuklarından doğan bir güneş olmalı her gencimiz. Çok kıymetli FM TV izleyenleri, etrafımda birbirinden kıymetli hafızlar var inşallah. Onlarla inşallah Özlenen Nesil programını yapacağız inşallah. Size Özlenen programın detaylarını inşallah size vermek istiyorum inşallah. Özlenen Nesil programını düşünürken, bunun tasarımı yapılırken şu andaki gençliğimizin ne halde olduğunu hepimiz biliyoruz ve şu andaki gençlerimizin öznelerek, özelerek, özellikle kendilerini örnek alarak o genç, şu andaki olan gençleri kendilerine bir örnek görmeleri için bu programı inşallah düşündük. Özlenen Nesil'deki düşünce ve gayemiz hepsinin birer yakışır, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yakışır, Allah'a yakışır bir genç olmaları ve bütün herkese aynı şekilde İslam'ı temsil ederek, İslam'ı güzel anlatarak inşallah bizlere özlediğimiz nesli tekrar hatırlatacaklar inşallah. Etrafımdaki hafızlara inşallah tanışarak programımıza inşallah başlayacağız inşallah. Buradan başlayalım inşallah. Sağdan. Adım Seyit. Soyadım Ongu. Kayserliyim. Şemsilim Hizmet ve Yardımlaşma Derneği'nde hafızlık yapıyorum. Aynı zamanda İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. Adım Hasan. Soyadım Bodur. Giresunluyum. Şemsilim Hizmet ve Yardımlaşma Derneği'nde hafızlık yapmaktayım. Aynı zamanda da İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. Sen de devam edelim. Buyur inşallah. Benim adım Yasin, soyadım Kılıç, Gümüşhaneliyim, Şemsilim Hizmet ve Yardımlaşma Derneği'nde hafızlık yapmaktayım. Aynı zamanda İmam Hatip Lisesi 2. sınıfta ders görmekteyim. Adım Kaan, soyadım Belgüzar, Tokatlıyım, Şemsilim Hizmet ve Yardımlaşma Derneği'nde hafızlık yapıyorum. İmam Hatip Ortaokulu'na gidiyorum. Teşekkür ediyoruz. İşte kıymetli izleyiciler hepsi birer hafız elhamdülillah. Şöyle sağdan hafızlık sayfalarıyla alakalı, okullarıyla alakalı inşallah soru soralım onlara. Bir tanıyalım onlara, daha yakını tanıyalım inşallah. Hafızlık yapıyorum dedin. Hafızlıkta kaç sayfayla gidiyorsun? 5. sayfayla gidiyorum. 5 sayfayla gidiyorsun. Peki hafızlıkla beraber İmam Hatip okuduğunu söyledin. Peki hafızlıkla beraber İmam Hatip'i yapabiliyor musun? İmam Hatip'teki derslerinizde mesela tefsir dersiniz var, usul-i hadis dersleriniz var. Mesela bu derslerle alakalı nasıl yapıyorsun, ders çalışıyor musunuz? Yani bu ortamı nasıl sağlıyorsunuz? Zorlanıyoruz ama Allah yardım ediyor. Hocalarımız yardım ediyor. Çünkü hafızlıkla beraber okulun devam etmesi gerçekten çok kıymetli bir şey. Yani şu anda hem okula gitmek hem şey yapmak hem o vakitleri yani mesela akşam bir saat kaça kadar ders çalışıyorsun? Okul dersleri nasıl çalışıyorsun? Mesela okuldan geliyorsun. Saat kaç gibi mesela okuldan geliyorsun? Derslerinizi nasıl yapıyorsunuz? Okul derslerinizi nasıl çalışıyorsunuz? Saat 4.30'da okuldan çıkıp kursta oluyoruz. Kursta dersimizi yapıyoruz.
Akşam 8'e kadar falan. Derslerinizi güzelce hepsini verip ondan sonra evinize gidip normal derslerinize çalışıyorsunuz. Evet, okul dersimize çalışıyoruz. Allah muvaffak eylesin inşallah. Allah zihne sıklığı versin inşallah. Sen de devam edelim. 18'de gidiyorum. 18'de gidiyorsun hafızlıkta. Evet. Peki hafızlıktan sonraki düşüncelerin nedir yani? Bir hoca olacak mısın yani? Mesela şimdi İmam Hatip okuyorsun. İmam Hatip'i de inşallah bitireceksin. İnşallah. İmam Hatip'ten sonra inşallah Arapçayı inşallah hafızlıktan sonra Arapça hocayı sonra bitireceksin inşallah. 18 iyi maşallah senin bir şeyin kalmamış. Aşağı yukarı 2 ay sonra bir hafızsın. Allah nasip ederse Allah inşallah. Allah nasip edersin. Nasıl yani buraya kadar nasıl geldin yani? Bir düşüncelerini bize bir anlat yani. Hafızlık gerçekten herkesin yapacağı bir şey değil yani. Mevla Teala Hazretleri yani onun için özel bir imkan. Yani zeka meselesidir yani bu. Nasıl yaptın yani o zamana kadar? İllaki zorlandığın yerler olmuştur. Ama tabii. Yani tabii o zorlukla beraber bundan aşıp nasıl devam edebildin yani sabırla. Tabii burada en büyük payı zannımca ailende oluyor. Evet. Senin peki düşüncelerin nedir? Başlarken tabii hocalarım bana yardım etti. Dedi biz sana yardım ederiz sen yeter ki hafızlık yap. Ailem de aynı şekilde. Sonra başladım. Baktım güzel gidiyor. Sonra abilerim de vardı tabii onlar da yardım etti. Zorlanınca mesela... Hocalarım yardım ediyoruz yani. Her şeyden önce Allah yardım ediyordu. Tabii her şeyden önce Mevla yardım ediyordu. Evet. Bu zamana kadar böyle geldi. Mevla hafızını da görmeyi, hocalığını da görmeyi nasip edesin inşallah. Amin. Seni tanıyalım inşallah. Sen hafızlık yapıyorum dedin. Tanıdık evet. Seni. Peki hafızlıkta kaç sayfayla gidiyorsun? 5 sayfayla. 5 sayfayla gidiyorsun. Peki sen zorlanıyor musun? Ne yapıyorsun yani hafızlıkla? Dersleri nasıl yapıyorsun? 5 sayfaya gelmişsin. Sen de çeyreğine doğru gidiyorsun inşallah. Ben de zorlandım ama Allah yardım etti yine. Hocalarımız da, oradaki arkadaşlarım da. Tabii hafızlık yapabilmek için bir ortam olması gerekiyor. Özellikle şimdi Arapçada müzakere için de tabii hani gerekiyor ama hafızlıkta devam edebilmesi için, sebat olarak o hafızlığı bitirmek için bir arkadaş ortamının olması gerekiyor. Bir sevmen evet. Gerekiyor. Yani bir insanın hafız olabilmesi için hocasını sevmesi lazım, kursunu sevmesi lazım. Bir de yani ailesi bu işe destek etmesin. Tabii ilk başta yani iş sizde bitiyor ama ilk önce bu şartların da yerine gelmesi gerekiyor hafızlıkta. Sendeki hangi şart vardı da mesela hafızlığı düşündün yani? Bizim ailemiz zaten böyle şeylere yatkındı. Elhamdülillah. Ben de yapmak istedim. Yani Kur'an kursuna başladım. Bir zaman sonra yüzünümü sağlamlaştırdım. Hafızlığa hazırlık yaptım. Böyle bir süreçten geçtik. Ondan sonra da hocalarım hafızlık yapabileceğimi düşündüler. Ben de hafızlık yapmaya başladım. Evet. Duyduğumuz kadarıyla senin sesin kıraatin de yerindeymiş inşallah. Senden de inşallah artık ne okumak istersen sana bırakacağız onu da inşallah. Programımızın ilerleyen vakitleriyle alakalı senden de inşallah güzel bir şey dinleyeceğiz inşallah. Bir de bu kardeşimizi dinleyelim inşallah. Buyur Kaan. Sen hafızlıkta kaç sayfayla gidiyorsun? 3'le gidiyorum. 3'le gidiyorsun. O zaman hafızla yeni başladın yani 3 ay oldu aşağı yukarı. Peki senin düşüncelerin nedir? Sen ayrıca okula gidiyorsun. Peki evet. Okulda takdir mi aldın, teşekkür mü aldın şu an yeni dönemle alakalı? Teşekkür. Teşekkür aldın. Bak ne güzel maşallah. Demek ki derslerinde azimlisin ki teşekkür aldın. Nasıl derslerine çalışabiliyorsun? Kursa vakit var. Evet. 8'e evet. Kadar dersimi yapıyorum, bitiriyorum. Hocalarım izin veriyor. 8'den sonra dersimi yapıyorum. Peki okul ortamınızda böyle hafızlık yapan var mı sizin gibi? Siz de bu işi gerçekten sevdiğiniz için arkadaşlarınıza anlatıyor musunuz bu olayı? Gerçekten çünkü programımızın adı biliyorsunuz Özlenen Nesil. Yani bu Özlenen Nesil denildiği zaman aklımda şu gelmesi lazım. Herkes sizi şu anda gıpta ile bakıyor. Çünkü şu zamanda hem okula gidip hem hafızlık yapmak herkesin yapacağı bir şey değil. Mevla bunu size nasip eylemiş. O yüzden yani bunun kıymetini bilin. Çünkü... bakın İmam Hatip'te aşağı yukarı bir 500 tane yani 500'den fazladır. Öyle talebe olduğunu düşünürsek eğer hepiniz bakın 500 talebenin arasından kaç tanesi mesela hafızlık yapıyor. Bu hafızlık size nasip olmuş. Mevla kıymetini bilebilmeyi hepinize nasip eylesin inşallah. Şimdi inşallah programımıza devam edelim. Programın akışında inşallah Yasin kardeşimize inşallah herkesin hazırlamış olduğu sunumu yapacaklar. Yasin kardeşimize bu sunuma başlamış olalım inşallah. Yasin kardeşimiz de bize inşallah 6 yaşındaki bir gencin hayatını anlatacak inşallah. Evet. İnşallah buradan alacağımız derslerimizi bütün FM TV izleyenleri aracılığıyla inşallah duyurmuş olalım herkese. Buyur inşallah. Huzurlarınızda anne ve babama çok teşekkür etmek istiyorum. Yaşantımdaki emeklerinden ve beni yetiştirdiklerinden dolayı hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere
16 yaşına gelmiş bir gencin anne ve babasına karşı haykırışını ifade etmek istiyorum. Baba, ilk eğitim ailede başlar dediniz ve bana da ilk eğitimimi siz verdiniz. Aman yavrum, sakın yalan söyleme dediniz. Akşam evde misiniz diyen komşumuza evde yokuz diyerek bence siz yalan söylediniz. Zora düşersem eğer yalan söyleyebileceğimi öğrettiniz. Arkadaşım Ahmet kursa gidiyor. Ben de gideyim dediğimde 21. yüzyılda kursa mı gidilir? Ahmet'in babası gerici bir adam diyerek bana da Kur'an okursam gerici olacağımı öğrettiniz. Ablam da Ahmet'in ablası gibi örtünmek istediğinde hangi devirde yaşıyoruz demiştiniz. Hele Ahmet'in ablası çarşaf giyindiğinde örümcek kafalılar, sanki İslam'ı onlar biliyor, biz bilmiyoruz demiştiniz. Ama bildiklerinizi de bizden gizlediniz. Şimdi ben 16 yaşına gelmiş ancak geleceğe dair hiçbir ümidi olmayan, değil topluma, kendine bile faydası dokunmayan, karamsar ve bunalımda bir gencim. Babasına gerici dediğiniz Ahmet ise ayakları yere sağlam basan, maddi ve manevi değerleri gelişmiş, kaliteli bir genç. Keşke babacığım, sen de gerici olsaydın da ben de dünya ve ahiretini kazanabilecek bir şekilde yetişseydim. Ben bugün buraya da gelemeyecektim ama arkadaşım Ahmet hafızlığını bitirmiş. Çok sevinçliydi. Sizin gibi trafik kazasında ölen anne babasının kabrini ziyaret edip müjdelemek istiyordu. Beni de çağırdı. Gel, sen de anne babanın kabrini ziyaret et dedi. Beraber geldik. Ahmet, anne babasını Kur'an-ı Kerim okudu. Ben ise size sadece şikayetlerimi okuyabildim. Ama Ahmet geldi, sırtımı sıvazladı. Üzülme, ben sana Kur'an-ı Kerim okumayı öğretirim dedi. Çok sevinmiştim. Hatta ömrümde duyduğum en güzel haber de diyebilirim. Öğrenince gelir size de okurum. Değerli anneciğim, babacığım ve büyüklerim, unutmayın ki ben hala 6 yaşında kişiliği kazanılmaya hazır bir bireyim. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Ağzına yüreğine sağlık inşallah. Bizi öyle yerlere götürdün ki inşallah oradan yani bütün izleyicilerimiz muhakkak hani bir şey çıkacak çıkartacaktır ama özellikle mesela 6 yaşındaki bir genci anlattın ve o gencin gerçekten hani İslam'ı yaşamasını, onun özlemini yaşadığını, onun duygularıyla nasıl hareket etmesinin gerektiğini bize anlattın. Yani en güzeli de hani buradan bütün izleyicilerimize yani bu konuyla alakalı ne söylemek istersin? Ne dersin yani hani 6 yaşında bir genci anlattın, kendin de 16 yaşındasın yani ona da isabet olmuş. Orada 16 yaşından gelmiş bir gencin ağzından dökülen nidaları bize anlattın. Gerçekten çok duygulandım yani ben bunu dinlerken. Muhakkak bütün izleyicilerimiz de aynısıdır ama sen bu düşünce seni nereye götürüyor yani? Bir gencin İslam hakkında bilgi edinmek istediği ve ailesinin o bilgi edinmek istediğinin önüne geçmesi, ondan sonra o gencin ablasını ve Ahmet denen arkadaşının örnek göstermesi, onun gibi ona benzemek ve onun gibi olmak istemesi ama ailesinin bu görüş hakkında ona karşı yani ona karşı gelmesi. Yani burada şunu anlayabiliriz değil mi? Yani şurası çok önemli. Bir, hepinizin anne babaları var. Şunu iyi düşünmemiz lazım. Hepinizin anne babaları gerçekten İslam'ı İslam üzere evlat yetiştirmeyi istediği için ne yapıyor? Elhamdülillah sizi ne yapmış? Hafızlık bireyleri olmanız için sizi kurslara göndermiş. Bakın orada bir çocuğun işte kursa gidip gitmemesiyle alakalı birisi gidiyor, birisi gitmiyor, ne olduğunu anlatıyor. Elhamdülillah burada da çok büyük bir bizim buradan alacağımız bir şey var. Hepimiz ne yapıyoruz?
kurslardayız. Kurslar içerisinde devam ediyoruz. Mevla bizi bu ortamı ikram eyledi. Allah bu ortamın kıymetini bilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bu ortama uygun hareket ederek inşallah ne yapalım? Önümüze bakarak daha aydınlık yolları çizerek kendimize ne yapalım? Hedefimiz Allah'ın izniyle bütün dünyaya, Türkiye'ye ve bütün dünyaya sizin aracınızla inşallah İslamiyet ne yapılacak yayılacak. Çünkü şu zamanda baktığımız zaman bakın dışarıya çıkın arkadaşlarınızdan görüyorsunuzdur. Hepinizin etrafında arkadaşı var. Görüyorsunuz ki arkadaşların hepsi kendine bir kötü arkadaş edinmiş. Veya şeyi de var. Herkesin kendine göre bir ortamı var ama sizin ortamınız Kur'an ortamı. Sizin ortamınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin istemiş olduğu bir ortam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da sahabesiyle beraberdi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sahabesine baktığım zaman, Efendimiz savaşa gittiği zaman, arkasına baktığı zaman herkes gençti. Elhamdülillah arkadan elhamdülillah öyle bir nesil geliyor ki inşallah bunlar yeri gelecek fatih olacaklar, İstanbul'da söz sahibi olacaklar. Yeri gelecekler bütün dünyada İslam'ı yaymak için Allah'ın izniyle ayakta dimdik duracaklar inşallah. İnşallah özlediğimiz nesli sizinle inşallah yaşıyoruz inşallah. Allah bunun da kıymetini bilmeyi bize nasip eylesin inşallah. Şimdi programımıza inşallah Seyit kardeşimize devam edelim inşallah. O da bize inşallah kendi hazırlamış olduğu sunumu sunsun inşallah. Ve şunu unutmamamız gerekiyor ki inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. وَعْلَمُوا اَنَّ خَيْرَ عَمَالُكُمُ صَلَاهِ Sizin en hayırlı ameliniz namazdır buyuruyor inşallah. Seyit kardeşimiz inşallah bize namazın önemini anlatacak inşallah. Bakın kıymetli izleyicilerimiz. Şunu iyi anlamamız gerekiyor ki eğer arkamızdan gelen nesil eğer anlı secdeye gidiyor ise Allah'ın izniyle Türkiye'de ve tüm dünyada kesinlikle İslam'ın hakim olacağını ve asla ve asla zulüm kalmayacağının bir müjdesidir. Allah bunun kıymetini bilmeyi bize nasip eylesin inşallah. Bütün neslimizi namazda eylesin inşallah. Buyur inşallah. Değerli FM TV izleyenleri, ben de sizlere bana ayrılan bu zaman diliminde namazın önemini anlatacağım. Mevlamız ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, muhakkak ki namaz insanlar üzerine belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Namaz ibadetinin önemi hususunda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Namaz dinin direğidir. Kim namazını dosdoğru kılarsa dinini dikmiş olur. Kim de namazı terk ederse dinini yıkmış olur. Namaz bütün ibadetlerin toplayıcısıdır. İslam'ın 5 şartından biri olan namazın içinde İslam'ın diğer 4 şartı da bulunmaktadır. Namazda kelime-i şehadet de vardır. Namazda hac da vardır. Namazda zekat da vardır. Namazda oruç da vardır. Nasıl ki bedenimizi canlı ve dinamik tutmak için gıdalarla besliyorsak, ruhumuzu da namazla besleyip canlı tutmamız gerekiyor. Eğer ruhumuzu namazla beslemezsek, bu sefer ruhumuz hiçbir ibadete karşı hevesli olmaz ve zevk almaz. Namaz yoksa oruç zor gelir. Namaz yoksa tesettür de zor gelir. Namaz yoksa bereket olmaz. Namaz yoksa huzur olmaz. Namaz yoksa bu kadar nimetin şükrü Mevla'ya karşı yerine getirilmiş olmaz. Namaz yoksa merhamet olmaz, sevgi olmaz. Namazla müminler günahlarından temizlenirler. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Düşünün bakalım, birinizin evinin önünde bir nehir aksa ve o nehirde her gün 5 kez yıkansanız, üzerinizde hiç kir kalır mı? Tabii ki kalmaz. İşte 5 vakit namazda böyledir. 5 vakit namaza devam eden de günahtan bir iz kalmaz. Değerli büyüklerim, Mevlamız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntıya düştüğü bir zamanda onu Miraç mucizesiyle kendi yanına çağırmış ve en sevdiği Resulüne, en sevdiği ibadet olan namaz ibadetini hediye etmiştir. Hediyeyi önemsememek, hediyenin sahibini önemsememektir. Namazı önemsememek, biz Müslümanlara yakışır bir durum değildir. Ben Müslümanım diyen bir kişi namazı kılmıyorsa eğer, bu namazı kim kılacak? Bugün dünyadaki ve toplumumuzdaki
Ahlaksızlığın, cehaletin ve azgınlığın sebebi namazın terk edilmesidir. Çünkü Mevlamız ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kitaptan sana vahyolunanı oku ve namazı da dosdoğru kıl. Çünkü salih namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah Celle Celaluhu yaptıklarınızı bilir. Değerli büyüklerim, gelin sizler de Peygamber Efendimizin emri üzere çocuklarınıza 3 yaşında namazı anlatın. 7 yaşında namazı kılmasını öğretin ve 10 yaşında namazlarımızı dosdoğru kılalım. Çok teşekkür ediyoruz inşallah. Gerçekten namazın ne kadar kıymetli olduğunu bize, ne kadar ehemmiyeti derecesinin yüksek olduğunu bizlere anlatın inşallah. Allah Celle ve Celaluhu inşallah bunun da kıymetini bilmeyi bizlere nasip eder inşallah. Namaz dedik inşallah. Programın başında söylemiştim. Ezanla alakalı hani bize şey yapar mısın diye. Bir sesin nidan güzelmiş inşallah. Bununla alakalı bize bir ezan okumak ister misin? Mesela bize bir ezan okuyabilir misin yani? Buyur inşallah. Oturduğun yerde okuman daha iyi olur inşallah. Buyur. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye alessalâh. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر La ilahe illallah. Ağzına yüreğine sağlık inşallah. Mevlam ezanlarımızı dinletmesin inşallah. Bayrağımızı dinletmesin inşallah. Mevlam en güzel şekilde şu ezanların okulduğu zaman Seyit kardeşimizin anlattığı gibi namazın ehemmiyetini bilerek
kıymetini bilerek inşallah arkadan gelen neslin secdeli bir nesil olarak yetişmesini Mevla nasip eylesin inşallah. Bunun kıymetini bilerek inşallah hareket edebilmeyi bize cümlemize nasip eylesin inşallah. Şimdi inşallah Hasan kardeşimize devam edelim inşallah. O da bizlere inşallah İslam'da kardeşlik nasıl olmalı? Gerçekten şu zamanda baktığımız zaman gençliğimizin başına ne tür bir bela geliyor ise, nasıl bir delaletin içerisinde ise hep yapmış olduğu yanlışların içerisine baktığı zaman hep kötü arkadaştan ve hep yapmış olduğu arkadaşlarına özentiden kaynaklanıyor. İnşallah arkadaşın kıymetinin bize anlatacak inşallah. Arkadaş nasıl olması gerekiyor? Arkadaşlıkla alakalı bize bilgiler anlatacak inşallah. Buyur inşallah. Kıymetli FM TV izleyenleri, ben de sizlere arkadaş ve arkadaşlıkla alakalı bilgiler sunmaya çalışacağım. Arkadaş kelimesi güvenebileceğin, dost, sırdaş manalarına gelir. Kelime olarak da Türkçe lügatımıza şu şekilde girmiştir. Geçmişteki atalarımız savaşlarda savaşırken arkadan gelebilecek herhangi bir saldırıdan emin olabilmek için sırtlarını bir ağaca, bir kayaya veya bir taşı yaslarlarmış. Yıllar sonra sırt dayanan taşın ismi arka taştan arkadaş şeklinde dilimize yerleşmiş ve bugün güvenebileceğimiz, bizi arkadan vurmayacak, samimiyetine güvendiğimiz kişilere verdiğimiz isim olmuştur. Arkadaş deyip hafife almayalım. İslam dini Müslümanlar arasında çok güçlü bağlar tesis etmiş ve onları kardeş ilan etmiştir. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, Müslümanların hep bir vücut gibi olmalarını telkin etmiş, birlik ve beraberlik istemiştir. Değerli Müslümanlar, sadece aynı memlekette, aynı mahallede yaşayan Müslümanlar değil, dünyanın her köşesinde, en uzak beldelerde, en uzak ülkelerde yaşayan Müslümanlar da bizim kardeşlerimizdir. Çünkü mesafeler kardeşlik hukukunu zedelememelidir. Kainatın efendisi, peygamberler peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El mer'u ala dini halilihi. Kişi arkadaşının dini üzeridir. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim buyurmuştur. Dostun, arkadaşın bülbül olursa gül bahçesine gidersin. Dostun, arkadaşın karga olursa leş bahçesine gidersin. Efendi Hazretlerimizin damadı rahmetli Hızır Efendi'nin şöyle bir ifadesi vardır. İyi bir arkadaş, iyi bir dost edinmen için onunla bir kilo tuz yemen lazım. Onunla bir kilo tuz yemen için de uzunca bir zaman onunla beraber yemen, içmen, oturup kalkman gerekiyor ki arkadaşlığın samimiyetini, derecesini ölçmüş ve sınamış olasın. Din ve İslam kardeşliği bazen aile kardeşliğinden daha önemli olmaktadır. Bizler de arkadaşlarımızı hassasiyetle seçmeli ve din kardeşlerimizin sayısını çoğaltmalıyız. Sizler de dünyasını ve ahiretin hayırlı bir arkadaş edinmeniz için özlenen nesili takip etmeye devam ediniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah razı olsun. Ağzına sağlık inşallah. Gerçekten şu zamanda herkesin kendisine örnek alınacak bir arkadaş seçmesi gerçekten zor inşallah. Allah Celle Celaluhu cümlemize inşallah hakiki manada İslam'ı yaşayan arkadaşlar ve o arkadaş ortamları bizlere nasip eylesin inşallah. Şimdi hepiniz liseye gidiyorsunuz. Lisedeki ortamları hepiniz görüyorsunuz yani. Gitmiş olduğunuz ortamlarda her zaman karşılaştığınız bir olay var. Şimdi arkadaşlarınız hep bir sokağa çıkıyorsunuz, arkadaşlarınızdan da görüyorsunuz, hepsi bir küfür ortamındalar. Yani bugün baktığımız zaman en kötü arkadaşınızın, yani arkadaş edilenlere baktığımız zaman sigara içiyorlar. Veya kendilerince kötü alışkanlıkları var. Ve eğer iyi arkadaşla muhatapsan, eğer iyi arkadaşla beraber yolcuysan, onunla beraber hareket ediyorsan ne yapıyorsun? Allah'ın emri üzere, bakın sizin gibi hafızayla beraber aynı ortamda devam ediyor oluyor. Ama şu anda baktığımız zaman gerçekten üzülerek söylüyorum, gençliğimiz bu halde değil. Ben özellikle
yaşamış olduğum senette mesela sokağımda inerlerken öyle diyorum ki mesela öyle küfürler kulağıma geliyor ki ben hayatımda duymadım. O yüzden gerçekten bütün anne babalara buradan özellikle sesleniyorum. Hepiniz gerçekten Türkiye'ye ve tüm dünyaya örnek olacak bu şekilde İslam üzere nesiller yetiştirebilirsiniz ki Allah'ın izniyle Mevla Teala Hazretleri sizlerden ve Ümmet-i Muhammed'den bu şekilde razı olsun inşallah. Şimdi biliyorsunuz hepiniz hafızsınız. Hafız olduğunuz için özellikle mesela Kaan kardeşimiz bize Kur'an'la alakalı bir şiir hazırlamış. Gerçekten benim çok hoşuma gitti hani hazırlamış olduğu şiir. Hani ben özellikle birkaç tane satırını okumam şey oldu. Ama ondan önce ben hepinize Kur'an'la alakalı özellikle bir öz şeyde bulunacağım inşallah. Hepinizden bir görüş alacağım inşallah. Gerçekten yani Kur'an okuduğunuz zaman bu Kur'an'ın sizin üzerindeki feyzini, bereketini, bunun kıymetini alıyor. Çünkü hepiniz ne yapıyorsunuz? Bakın şu anda biliyorsunuz hava şartları, şu an hava soğuk mesela. Ne yapıyorsunuz? İşte dersiniz var, vazifeniz var. Bunu yitirmek için kalkıyorsunuz, abdest alıyorsunuz. Hemen oturuyorsunuz, hafızlık rahlenizin başında böyle. O ehemmiyette böyle hafızlığın bir özelliği vardı biliyorsunuz. Böyle özellikle sallandığına böyle. Bir şey yaparlar. Her hafıza vardır yani. Ben hafızı bitirdim, Arapçayı bitirdim. Hala sallanıyordum yani. Sizde var mı bilmiyorum ama. Mesela özellikle mesela Kaan kardeşimiz biraz sonra bize Kur'an'ın ne kadar müjdeci olduğu onunla alakalı bize bir şiir okuyacak mesela. Size yani gerçekten Kur'an'ın size bereketini evinizde, ailenizde, yaşamış olduğunuz arkadaş ortamında gerçekten bunu hissediyor musunuz yani? Hissediyoruz tabii ki. Kur'an hayatımıza değişiklikler katıyor. Ne gibi? Mesela örnek veriyorum. Yani birisi bir yanlış söylediğin zaman hemen sen o yanlışa tepki olabiliyor musun yani? Evet. Nasıl mesela? Yani Kur'an aydınlatıyor bizi. Yani onu Kur'an'ı kendine aydınlatıcı olarak gördüğün için ne yapıyorsun? Yol buluyorsun kendine ve bu üzere de devam ediyorum diyorsun yani. Evet. Ne güzel inşallah. Yani burası çok önemli. İşte Kur'an ile Kur'an'ın ışığında eğer hareket ettiğimiz zaman Mevla Teala Hazretleri ne yapar? Bizden razı olur ve onun önünde olur. Şu anda biliyorsunuz ki Rabbimiz Celle ve Celaluhu'nun ilk ayeti kelimesi nedir? Okudur. Bu emir üzere devam eden bir gençlik eğer elimizde, eğer bu gençlik hep oku üzere, yani hep Allah'ın emriyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, hani gençler olsun, ümmet aydınlansın, gençler olsun, her yer kufa açılsın. Ama şu anda baktığımız zaman gençliğimiz gerçekten sizin gibi olan gençler, onlara müjde. Ama öyle gençler var ki gerçekten İslam'la buluşmamış. Yani namazdan bir haber, hiç namazdan haberi yok. Böyle insanlar var. Şimdi biraz önce kardeşimiz ezan okudu. Ezan okuduğu zaman da hepimizin içerisinde duygu oluştu. Niye? Çünkü biz bunun ne yapıyoruz? Kıymetini biliyoruz. Ama ezan her yerde okunuyor. Şu anda Türkiye'nin dünyada her yerde ezan okunuyor. Ama kaçı okunan ezana kulak verip ona gidiyor? Anlaşıldı mı? Bu çok önemli. Allah Celle ve Celle'de inşallah bunun kıymetini bilerek bize hareket edebilmeyi nasip eylesin inşallah. Peki Hasan, senin düşüncelerin nedir bununla alakalı? Gerçekten bak şimdi kardeşiniz biraz sonra bize Kur'an'la alakalı şey yapacak. Sen de hafızlık bitirmişsin mesela. Hafızı yani bitirmişsin, burada bir şey kalmamış. Yani sen ne düşünüyorsun yani? Gerçekten hani Kur'an bize şefaatçi. Bununla alakalı sen ne düşünüyorsun? Bir de senin düşüncelerini alalım. Kur'an aydınlatıcıdır mesela yani. Mesela arkadaşlarımız küfür ediyor. Hemen Kur'an'dan bir ayet yani okuyor. Yani sen hemen onun yanlış olduğunu anlayabiliyorsun. Evet, Kur'an'dan mesela, ayet okuyarak Kur'an'da onu doğrulayabilir. Kur'an'da böyle geçiyor. Mesela şu surede geçiyor, şu ayette geçiyor. Hemen söylüyorum, o da bakıyor. Evet doğru falan diyor. Yani mesela küfürü yani bıraktırabilirsin. Sen kendi arkadaşlarından Kur'an'la örnek oluyorum diyorsun yani. Evet. Ne güzel, elhamdülillah. Peki yani bulunmuş olduğunuz ortamlarınızda yani mesela şöyle söyleyeyim. Yani şimdi hepiniz mesela Şems İlim Hizmet ve Yardımlaşma Derneği'nde ne yapıyorsunuz? Hafızlık yapıyorsunuz. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Bulunmuş olduğunuz mesela kursunuzda, etrafınızda faaliyetlerinizle sadece hani bununla mı yetiniyorsunuz yani? Tabii ki. Mesela değil. Tabii ki yetiniyoruz. İlla ki faaliyetleriniz vardır. Nelerdir mesela kursun haricinde, hafızın haricinde mesela neler yapıyorsun? Mesela yazın pikniğe gideriz. Tabii ki herkes dersini verince, öyle değil. Yani Perşembe günü maçlarımız olur mesela yani. Herkes dersini, kendi aramızda maçlarımız olur. Yani sosyal faaliyet olur yani. Onlar piknik, havuz. Evet. Peki, çok güzel. Bir de Yasin kardeşimizi dinleyelim inşallah şeyle alakalı. Şimdi biraz sonra inşallah kardeşimiz bize Kur'an'la alakalı aydınlatıcı bir şiir okuyacak inşallah. O şiirden önce son olarak senin de bir hani
ne demek istiyorsun, ne anlatmak istiyorsun, bununla alakalı dinleyelim inşallah. Sen ne düşünüyorsun Yeşim? Sen de Kur'an ile hemhar olmuş bir şeysin. Çünkü hafızlık yapıyorsun, hafıza hazırlık yapmışsın. Ben aldığım şeylere göre, bilgilere göre sen zaten daha önce yarışmalara falan da katılmışsın. Ezanın yarışmalarına katılmışsın. Sonra arkadaşlarınızla beraber işte mesela vakıfların düzenlemiş olduğu işte Türkiye genelinde, İstanbul illerde, ilçelerde yarışmalara, elemelere katılarak da sen de kendini şey yapmışsın, vazife almışsın. Peki bununla alakalı senin, yani oralarda derecelerin de var benim bildiğim kadarıyla. Sen de Kur'an'la hemharsın, sesin, kıraatın da yerinde yani. Yani bir ezan okuduğun zaman hepimiz elhamdülillah aydınlandık yani. Ben hani dedim yani şu anda Allah'ın izniyle çoğu müezzine taç çıkaracak sesin var yani. Onun için yani bu yolda ilerleyebilmen senin için çok güzel olur. Bu yolda ilerleyip yarın bir hoca olman bu sesle, bu nidayla bütün insanlara örnek olur yani inşallah. Gerçekten de özlenen nesli senin temsil etmen bence yerindedir yani. Senin düşüncelerin nedir? Kur'an insanı rahatlatır. Yani etrafımızda da olduğu gibi her an birisinden bir kötü söz, bir laf işitebiliyoruz. Onun için işittiğimiz lafları, sözleri arkadaşlarımıza bu şekilde davranmaması, onun bu şekilde davranmasının yanlış olduğunu belirtmemiz, yani Kur'an'dan örnek göstererek o arkadaşımızı o kötü davranıştan alıkoyabiliriz. Bu şekilde yani Kur'an'ın insan hakkında, insan hayatında önemi de bu şekildedir. Yani şimdi biz hepimiz belli bir alandayız mesela hepiniz ev ortamlarınızda mesela bunu nasıl yaşıyorsunuz? Gerçekten yani şimdi hepiniz hafızlık yaptığınız için hepinizin ailesi bu işte hani sizi bu işe önce olup sevip gönderdiği için yani evinizin ortamında da mesela senin annen baban işte abin akrabaların yani gerçekten bizim ailemizde bir hafız yetişiyor diye gerçekten onlar da bunun müjdesindeler mi, seviniyorlar mı yani? Bunu istiyorlar mı yani? Bu da çok önemli. Çünkü bir kişinin, bir hafızlık yapan talebenin ilerleyebilmesi aile açısından çok önemli. Çünkü hani bir baba, anne, akrabalar, etrafı gerçekten bunu destekliyorsa, örnek veriyorum ben hani şey için söylüyorum, ben kendimi size örnek veriyorum. Mesela ben hafızlık olduğum için, mesela benim ailemde ben mesela, bizim ailede mesela tek hafız benimdir mesela. Tabii hocamla abilerimiz falan var ama hafız olarak hani söylüyorum bunu ilahe. Herkes diyor ki yani hafızın biliyorsunuz hem hani Kur'an ile hemhar olması, Kur'an ile vakit geçirmesi, hani biliyorsunuz Ramazanlarda her yerde mukabele okunur. Yani her yerde hafızlar vardır. En çok hafızları hissetmemiz mukabelelerle, okunan Kur'anlarla hatırlanır. Tabii o da farklı bir şeydir. Yani bizim sadece hatırlanacağımız yerler sadece şey olmaması lazım değil mi? Sadece işte cenazeler. İşte düğünler olmaması gerekir, öyle değil mi? Kur'an bizim her halimizde olması gerekir. Kur'an bize sokakta olması gerekir. Kur'an sokakta yürürken Kur'an ile, onun bilinciyle hareket ederek, her adımımızda Allah'ın emirlerini yaşayarak, Allah Celle Celaluhu Peygamber aracılığıyla Kur'an'ı bize göndermiş, neyi emretmiş, neyi yasaklamış, örneğin harama bakmayı yasaklamış, kafanı eğerek haramdan geri kalarak. Bunlar çok önemli. Bunlar hepimizin hafızlık yaptığımız için, Kur'an ile hemhar olduğumuz için hepimizin üzerinde olması gereken şeyler. Yani biz Kur'an ile aşina ise, Kur'an ile yaşıyor isek hayatımızda, hani ikra, kitabek diyecekler ya yarın bize, diyecekler ki kitabını oku. Yarın hepimize değil mi? Bazı yüzler olacak ahirette. Diyecek ki hani hafızlar için söyleniyor genelde bu. Hafızlar şey yapacak. Hani ikra kitabek oku, kitabını oku denildiği zaman hafızlar Mevla Teala hani Rabbim nasıl emreder? Ezberden mi okuyayım? Yüzüneden mi okuyayım? Yoksa Mevla bana nasıl o şekilde? Sizlere de yarın ahirette bunun muhatap olacaksınız. O yüzden gerçekten kıymetini bilmeniz gerekiyor. Çünkü şu zamanda sizin yaşlarınızda dışarıda gençler farklı işlerle meşgul iken Allah Celle Celaluhu sizi ne yapmış? Bununla muhatap etmiş. Mevlamıza tekrar bunun için hamd edelim. Mevlamıza şükür olsun ki Mevla bizi ne yapmış? Hafızlıkla nasiplendirmiş inşallah. Allah Teala bunun kıymetini bilerek yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. O yüzden sizden özellikle ricam, bütün ortamlarınıza gittiğiniz zaman, arkadaş ortamlarınızda özlenen nesil programını onlara hatırlatarak ve sizin de gerçekten bunun kıymetini, Kur'an'ın kıymetini, yapmış olduğunuz işin kıymetini bile onlara anlatarak, bu ortamlara çekerek özlenen nesillerin yetişmesini sizler de ne yaparsınız? Bu vesileyle ne yapmış olursunuz? Vesile olmuş olursunuz. Şimdi bizim programımızın en büyük özelliği, özlenen nesil programının özelliği herkese ne yapmak?
özlemiş olduğumuz neyi? İşte Kur'an'ı. Bakın görüyorsunuz, hepinizin Mevla Teala Hazretleri sınırsız özel bir nur vermiş. Hepiniz ne yapıyorsunuz? Sabah kalktınız, abdest aldınız, oturdunuz Kur'an'a. Niye insan, çoğu insan dünya meşgalesiyle, küfürle, işte yani ağza alınmayacak ifadelerle muhatap olurken, arkadaş ortamındayken, internet köşelerindeyken siz ne yapıyorsunuz? Allah bana bunu emretti, ben Allah'ın emri üzereyim. Ama Allah sizi bunu... Size bunu genç yaşta nasip eyledi. O yüzden bunun kıymetini bilmeniz gerekiyor inşallah. Bu bilinçle hareket ederseniz Allah'ın izniyle Mevla Teala Hazretleri her zaman sizin yolunuzu açar. Mevlam inşallah yolunuzu açık eylesin inşallah. Amin. Önünüzdeki engeller varsa inşallah ilerlemenizle alakalı onları kaldırsın inşallah. Amin. İnşallah Kaan kardeşimizi dinleyelim inşallah. O bize inşallah güzel bir şeyi anlatsın. Kur'an'la alakalı şiirini bize okusun inşallah. Onu güzel bir şekilde dinleyelim inşallah. Buyurun. Bir kitap ki Allah'ın beşere son kelamı, en büyük mucizesi, en büyük selamı. Bir kitap ki ne dengi, ne benzeri, ne eşi, insanlık aleminin batmayan tek güneşi. Bir kitap ki nurunda karanlıkları boğan, 1400 yıldan beri her gün yeniden doğan. Bir kitap ki barışın, kurtuluşun rehberi, İdrakin temel taşı, akılların cevheri. Bir kitap ki Nebi'nin en büyük emaneti, ne bir hükmü değişir, ne bir harfi, ne de ayeti. Bir kitap ki vicdanın, adaletin tek sesi, ahlak depremlerinin sarsılmaz güvencesi. Bir kitap ki ilmiyle cehaleti susturan, zulümler karşısında heybetle dimdik duran. Bir kitap ki irfanın zapt edilmez kalesi, çaresiz mazlumların sönmeyen meşalesi. Bir kitap ki ümidin tükendiği her yerde, görenlere açılır kapılar perde perde. Bir kitap ki şefkatin kucaklayan kolları, selamete götüren ince sabır yolları. Bir kitap ki gaflete, dalalete son veren, mahremlerin üzerine haya perdesi geren. Bir kitap ki tahtından zorbaları indiren, mülkün temellerini hukukla güçlendiren. Bir kitap ki müşrikler, münafıklar listesi, Karun'dan Firavun'dan nice ibret hissesi. Bir kitap ki ihlası, tevhidi müjdeleyen, isyankar kavimleri birer birer eleyen. Bir kitap ki bilini bilmeyenden ayıran, o kıyamet günü muhlisleri kayıran. Bir kitap ki mahşerde muttakiler gölgesi, cennet semalarında çınlayan selam sesi. Bir kitap ki çağlara, çağlar üstü hükmeden, hükmünü yok sayacak, yoktur asla bir neden. Bir kitap ki acizdir, önünde tüm sanatlar, hikmetine dar gelir o sonsuz kainatlar. Ey şanı mahşere dek korunan yüce kitap, yetmez seni övmeye hiçbir söz, hiçbir hitap. Seni yazmak ne mümkün, cüretimize bakma. Hesap günü mizanda bizi yalnız bırakma. Amin. Amin. Ağzına yüreğine sağlık inşallah. Mevla Teala Hazretleri cümlemize inşallah Kur'an'ı şefaatçi eylesin inşallah. Mevla Teala Hazretleri hayatımızı Kur'an ile devam edebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bunun bilincinde hayat sürebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Çok güzel anlattı inşallah. Öyle ki bir kitap ki bizim hayatımızda her şeyimiz olması lazım. Öyle ya, şu anda bakıyoruz mesela küffarın nasıl yetiştiğine, küffarın dünya üzerindeki nasıl söz sahibi olduğuna baktığımız zaman hep bakıyoruz, hep okumak, hep araştırıyorlar, hep çalışıyorlar, hep bir ilerleme üzereler. Allah Sebe Celle'ye de bunun bilinciyle bize olabilmeyi ve bize uyanık olarak hareket etmeyi bize nasip eylesin inşallah. Kur'an'ı bütün hayatımızda, hayatımıza sarabilmeyi bize nasip eylesin inşallah. Bunun bilincinde hareket etmemiz gerekiyor inşallah. İnşallah programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz inşallah. Son olarak inşallah ben bütün gençlere inşallah son olarak sesleneceğim inşallah. Ondan sonra programımızı tamamlayacağız inşallah. Allah Celle Celaluhu inşallah tekrar Özlenen Nesil programıyla bir arada olmayı bize nasip eylesin inşallah. Ey genç kardeşlerim, bizler İslam aleminin umudu,
adaletin temsilcileriyiz. Bizler gençler olarak diri olmalıyız, birlik olmalıyız, hak ve adalet için çok çalışmalı, hakkaniyet terazisi şaşmış olan dünyada hakkı yeniden tesis etmeliyiz. Unutmayalım ki hasretini çektiğimiz dünyayı özlediğimiz nesiller yetiştirecek. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu.